Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun süredir video koyamıyordum. Çünkü ben 8. sınıf öğrencisiyim ve TEOG'a hazırlanıyordum ama TEOG kalktı. Şimdi de LGS'ye hazırlanıyorum. O yüzden pek video çekemedim, biraz karışıklık oldu. Ama sonunda video çekiyorum. Bugünkü videomun konusu kaynak inceleme, kaynak önerileri gibi olacak. Saat Uygun yayınlarını inceleyeceğiz bugün. Ben bu kitapları çok istiyordum. Araştırdım ve hani herkes çok tavsiye ediyordu bu kitapları. Ben internete de baktım, YouTube'da da izledim videolarını. Herkes çok beğeniyordu. Sonunda ben de kavuştum kitaplara. Şimdi sizinle beraber inceleyeceğiz bu kitapları. İlk başta kadar tarama testiyle başlayalım. Matematiği. Şimdi size bu kitabın en güzel yanını söyleyeceğim. Yani bu kitabı diğer kitaplardan ayıran bir özelliği var. Bu özelliği de kitabın kapağını açtığımızda böyle bir hislerin çıkması. Böyle kocaman bir poster. Ön arkası da var. Bu poster ne diye sorarsınız. Bu posterde bütün 8. sınıf konuları var. Matematik. 8. sınıf konuları. Yani hepsini böyle bir posterde toplamışlar. Çok hoşuma gitti bu özelliği. Çok detaylandırmamışlardı. Hani çok gereksiz detaylara girmemişler. En önemli yerleri yazmışlar. Örnekler vererek açıklamışlar. Mükemmel. Aynı şekilde şöyle bir özelliği de var. Atıyorum siz bu kitaptan 3 numaralı testi çözüyorsunuz ve zorlandığınız bir yer oldu. O zaman hemen buradan 3 açıyorsunuz bu postere. Başlıklara bakıyorsunuz. 3 numaralı test. Hemen burayı okuyorsunuz. Ve oradaki bilgi eksikliğinizi kapatıyorsunuz. Ayırmışlar yani 2 nol test, 3 nol test. En önemli yerleri. Milli eğitimin kazanımlarına da uygun. Çok güzel. Aynı şekilde feni var bende. Feni de bu şekilde. Feni de çok güzel. Sorular çok kaliteli. Ben biraz baktım geldiğinde, elime ulaştığında. Ayırmışlar bütün konuları çok güzel bir şekilde. Karışık da vermişler. Yine burada da aynı şekilde posteri var. Uzun. Uzuyor daha çok tabi. Yani bu kitabın diğer güzel bir yanını da şimdi size söyleyeceğim. Atıyorum siz bir yere gideceksiniz ve Türkçe çalışmanız gerekiyor. Yanınıza hep Türkçe soru bankası, yani Türkçe konu anlatımı kitap almanıza gerek yok. Sadece bu kitabı götürürsünüz. Çalışırsınız dersinizde, sınavınızda artık ne varsa. Çünkü bunun içinde konu anlatımı da var. Hem de çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Çok yer de kaplamıyor kitap. Kocaman. Renkli renkli de anlatmışlar. Yani çok hoşuma gitti. Buradan not da çıkarabilirsiniz konuyu daha iyi anlamak için. Burayı açarsınız. Önemli gördüğünüz yerlere yazarsınız bir deftere. Daha sonra inkılabı da var bende. İnkılabında da aynı şekilde poster var arkadaşlar. Yine ünite testleri olsun. Hepsi var. Diğer şey de var bu arada. Optik doldurma yerleri de var. Sınavda çünkü biz optikle dolduracağız büyük ihtimal ve bu yanında güzel bence. En azından elimiz alışmış olur. Şimdi kazanan tarama testleri bu kadardı. Yani bende olanlar bunlar. Ama dini ve İngilizcesi de var. Onları da alabilirsiniz. Çok tavsiye ederim bu kazanan tarama testleri. Çok güzel kitaplar. Şimdi size soru bankalarına geçelim. Bu normal soru bankaları var bende. Bu soru bankalarında çok güzel bir yanı var. Yani bu kitabı diğer kitaplardan ayıran çok güzel bir yanı var. Şimdi size onu söyleyeceğim. Yanlarında spot bilgilerin olması. Bu spot bilgiler ne diye sorarsanız. Yani o testle ilgili yanlarında minik hatırlatmalar, minik bilgiler var. Bir yeri unuttuğunuzda hemen o spot bilgiyi okursunuz ve bilgi dediğim gibi oradaki eksikliği kapatırsınız. Çok güzel bence. Bu özellik süper. Derste atıyorum, dersi dinlediniz, eve geldiniz. Hemen bu kitaptan soru çözmenizi öneririm. Çünkü hani eksik kaldığınız, bilmediğiniz bir yer varsa orayı spot bilgilerden tamamlayabilirsiniz. Testinizi de çözersiniz. Çok güzel dediğim gibi. Taktikleri de vardı ayrıyetten. Yani o da minik hatırlatmalar, önemli görülen yerler. Daha sonra ise yorumlu sorular var. Şöyle fenini de göstereyim. Yorumlu sorular ne diye sorarsınız?
biliyorsunuz ki bizim gireceğimiz LGS sınavında yorum soruları çok önemli. Çünkü yorum soruları çok fazla olacak. Örnek sorular yayınlandı biliyorsunuzdur baktıysanız. Örnek yorumlu sorular da var bu kitabın içinde ve yorumlu soruları ayırmışlar. Yorumlu sınav soruları diye. Yani ayırmaları çok güzel. Yani orada sadece yorumlu sorular var. Daha sonra beklenen sınav soruları var. Beklenen sınav soruları da adından anlaşıldığı gibi sınavda çıkma olasılığı yüksek olan sorular. Ayırmaları çok hoşuma gitti. Bir sürü de soru var içinde. Linkladığımı da göstereyim şöyle. Hepsinden ayrı ayrı anlatıyorum. En çok ben araştırdığımda İnkılabı'nın çok güzel olduğunu duymuştum. Cidden de öyle. Çok kaliteli sorular var. Ben dediğim gibi baktım geldikten videoyu çekmeden önce. Sorular çok kaliteli. Uzun yorum soruları var. Konu testlerinde de tek yorumlu sınav sorularını değil. Konu testlerinde de yorumlu sorular var. Yani spot bilgiler, taktikler. Şöyle okuyayım şu. İnkılabı'nın üstünü okuyayım. 1497 tane soru, 646 spot ve taktik, 485 konu sorusu, 267 yorumlu soru, 527 beklenen soru, 218 de ünite sorusu. Ünite sorusu da, şöyle göstereyim, matematiğine. Yani matematik atıyorum, birinci ünitede birinci konu, ikinci konu, üçüncü konu hepsini birleştirmişler, bir testi koymuşlar. Hani deneme çözmeden önce o günce sorularını çözebilirsiniz. Yani hep bütün sorular karışık olduğu için daha iyi hazırlanırsınız denemelere. Yani karışık vermeleri de çok iyi. Yani şekilde ayrı ayrı da vermişler. İçinde çok fazla soru ve test var arkadaşlar. Atıyorum bir konu. Üstü ifadelerden çok fazla test var. Yine spot bilgiler de aynı şekilde. Evet, şimdi bunları koyayım yani. Ben bu kitapları çok beğendim arkadaşlar. Seneye bir tane kitabım olsun, güzel bir kitabım olsun. Onu çözeyim derseniz ben size Sadık Uygun yayınlarını almanızı tavsiye ederim. Çünkü içinde çok kaliteli, çok güzel sorular var. Yani dediğim gibi spot bilgilerinin olması daha da güzel. Ama yani şöyle diyebilirsiniz. Yani spot bilgiler olmasın. Ben gözümü kayıyor, onları görmek istemiyorum. Kendimi değerlendirmek istiyorum. Sadece soru olsun derseniz de kazanım sayma testlerini alabilirsiniz. Çünkü bunun için yanlarında spot bilgiler yok. Hani yapamadığınız soru olursa da konu anlatımına bakarsınız. Yani yine başında spot bilgi var. Ama soruların yanında yok. Her çeşit şeyi düşünmüşler. Çok güzel yani. Ben çok beğendim bu yayınları. Size de çok tavsiye ederim. Yani siz de inşallah alırsınız, faydalanırsınız bu kitaplardan. Eğer alırsanız Instagram adresimi yazacağım zaten. Bana da fotoğraf atmayı unutmayın. Aynı şekilde Sadık Uygun yayınlarının linkini de koyacağım açıklama kutusuna. Kesinlikle bakın web sitesinin linkine. Kitapları oradan bakın, fiyatlarını da oradan görebilirsiniz. Instagram adreslerini de koyacağım. Instagram adreslerini de takip edin. Orada da çünkü önemli indirimler falan olduğunda yayınlıyorlar. Güzel fotoğraflar yayınlıyorlar. Oraya da bakın derim. Aynı şekilde ben kitapların isimlerini de yine yazacağım aşağı. Oradan da bakabilirsiniz. Benim elimde kazanım tarama testleri ve normal soru bankalarının İnkılabı, matematik, Türkçesi ve feni var. Ama İngilizce ve dili de var. Bende yok. Onları da alabilirsiniz. Kullanan arkadaşlarım var. Onlar da çok memnun. Yani ben şu an sınavı bu kitaplarla hazırlanıyorum. Sadece bu kitapları çözüyorum. Çözmeye başlayacağım doğrusu. Evet, inşallah beğenmişsinizdir videomu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.